kış aylarında rahat geçirebilmek ve bağışıklığı güçlendirmek için neler tüketmemiz gerekiyor? Güzel bir soru. Özellikle şehir hayatının aslında hepimizi içine aldığı bir dönemde kış ayları, sonbahar, soğukların beraber getirdiği etkilerle beraber sert bir geçiş yapıyoruz mevsim geçişlerinde. Bu dönemlerde bağışıklık sistemimde yavaşlamalar oluşmaya başlıyor. Bu dönemlerde özellikle mevsim sebze ve meyvelerini kullanıyor olmak, düzenli uyumak ve egzersizden destek alıyor olmak süreçleri daha rahat atlatmamıza yardımcı oluyor. Hepimizin bildiği aslında sebze ve meyveler tabii ki çok önemli. Vitamin içeriyor, antioksidan içeriyor ama bunların başında gelenleri biliyor olmamız önemli. Her zaman yeterli vitamin alıyor olmak da güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelmez. İnsanlar genelde hastalık aşamasında vitamin tercih ediyor olurlar. Ama doğru miktarda, yeterli miktarda protein almıyor olmak savunma sistemimizin yavaşlamasına sebep oluyor. Ve dengeli ve yeterli bir beslenmeye aslında sağlıksız diyetler yapıyor olarak da biraz bozuyoruz. Popüler diyetlerin bu anlamda çok büyük etkileri var. Biraz yanlış yönlendirmelere sebep olabiliyor. Herkese uygun olmayabiliyor. Bu dönemlerde özellikle sebze ve meyvelerin biraz C vitamini içeriğinden zengin olanlarından bahsedeyim. Elma, armut gibi, nar gibi, kivi gibi, portakal gibi besinler meyveler açısından brokoli, karnabahar, pazı gibi, roka gibi koyu yapraklı ve beyaz sebzeler de yine C vitamini açısından zengin sebzelerimiz. Yalnız şeker hastalarının özellikle bunlar C vitamini açısından zengin diyerek portakala veya nara çok fazla yüklenmemesi gerekiyor. Hastalıklarına özgü beslenmeyi de ihmal etmemesi gerekiyor. Onun dışında yine yulaf gibi besinler kilo kontrol süreçlerinde aslında daha çok tanınan besinler. Aslında bu yulafın beta glukan açısından çok zengin bir içeriği olduğu için doğal bir mikrop öldürücü. Beta glukan nedir? Tokluk sağlayan ve aynı zamanda metabolizmadaki bağışıklığı güçlendiren mikrop öldürücü bir etkiye sahip. Bu açıdan da bizim beslenmemizde aslında kış aylarında da bulunması gereken bir yiyecek yulaf. Tadı çok sevilmese de aslında meyvelerle veya sütle veya tarçınla tadı güzelleştirilerek beslenmemizde yer alabilir. Onun dışında yine soğan, sarımsak gibi doğal antibiyotikleri içeren sebzelerimize de yer veriyor olmamız lazım. Probiyotikler çok önemli. Artık tüm dünya ikinci beyin olarak bağırsaklarımızı biliyorken bizim de iyi bir bağışıklık sistemi için iyi bir bağırsak sistemine ihtiyacımız var. Bu anlamda bağışıklığımızı güçlendirmek için probiyotiklere de beslenmemizde yer veriyor olmamız gerekir. Peki hocam, doğru bilinen yanlışlıklar beslenmede nelerdir? Genelde ben sebze ağırlıklı beslendiğim zaman yeterli proteini almıyorum diye bir algı oluşabiliyor insanlarda. Toplumun her kesimi kırmızı ete yeterince doğru miktarlarda ulaşamadığını düşünebiliyor. Tabii. Ama aslında protein ağırlıklı beslenmek sadece etlerle sağlanan bir durum değil. Tabii ki balık ve tavuk gibi seçeneklerle ulaşabiliyoruz. Et alternatif olarak bunları da daha kolay temin edebiliyoruz ama örnek veriyorum sadece 100 gramlık bir brokoli de 100 gramlık bir ete oranla iki kat daha fazla protein bulunuyor. Yani biz protein açısından sağlıklı beslenmek istiyorsak ilk düşüneceğimiz şey aslında etler olmamalı. Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi sebze proteiniyle et protein arasında bir fark yok mu? Yani aynı mı Çok büyük şey bir olarak fark da yani? var aslında. Ama bizim haftada bir veya iki kez kırmızı et tüketimimiz doğru iyi bir kolesterol için, dengeli bir kolesterol için yeterli. Aslında bizim çok fazla kırmızı eti her beslenmemizde, her gün bulundurmamıza gerek yok. Ağırlıklı olarak günlük 3-4 pardon haftada 3-4 kez 3-4 gün ağırlıklı sebze ağırlıklı besleniyor olmak. Kırmızı eti de haftada bir veya iki kereden fazla tüketmemek gerekiyor. Bunun dışındaki haftada 2-3 gün beslenmemize de protein ağırlıklı olması için balık, tavuk gibi, hindi gibi veya kuru baklagiller gibi bitkisel kaynaklı proteinlerden de yararlanabiliriz aslında. Hocam.